Selam beyler. Lan Ayşe hamileymiş, duydunuz mu? Sabri benden diyor. Bizim hanım görmüş, magazin programında tartışıyorlarmış. Önceki damattan falan diyorlar ama belki de başkası vardır. Belli mi olur? Rıza abi. Kapat kapıyı, kapat. Abi gözünü seveyim, camı kırma. Abim. Esnaf ve siviller rahat olsun. Bundan sonra sadece suçluya girişiyorum. Abi ben böyle boş boş konuşurum. Bir türlü kurtulamadım. Abi saçmaladım. Yanlış yaptım abi. Haddim olmayan mevzulara girdim. Allah benim belamı versin abi. Merhametli abim benim. Affet ne olursun abi. Ben merhamet noktasını çoktan geçtim birader. Bak, ıslak havlu noktasındayım. Bak şöyle aynaya. Islak havlu noktası? Ha. Abi. Ense tıraşın nasıl olsun? Aa. Böyle. İlmer abi. Yandım ha. Yandım Allah. İlmer abi. 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 Sen kimsin abi. Ayşe hakkında? Konuşuyor lan. Sen kimsin oğlum? Abi. 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 Abi ne yapıyorsun ya? Bunu kaç lan, kaçtırma. Abi bir dur. Tamam. Abi. Gel lan buraya. Abi bir dakika ya. Abi bir dur ya. Dur. Ya bir sakin ol. Gel lan buraya. Gel senin ses tellerini bağlayacağım. Gel lan buraya. Ya sana ne el alemin ses tellerinden? Bak mis gibi gırtlağım var. Al sık şunu. Sık şunu ya. Sık kendine gel ha. Lan bırak. Yok Erkut, bu böyle olmayacak. Bu iş çözülmeden bana uyku yok oğlum. Lan bu millete de huzur yok. Lan şunu. Allah Allah. Büyümedi gitti ya. İşimiz var bu çocukla. Gel. Hayda. Karakola da ayağa alışan bir sen varsındır gördüğüm. Öyle değil de komiserim. Siz dün beni bıraktınız ya. Bir atlar yemedin inşallah. Valla şu kadarcık kaldı. Az daha birinin boynunu koparıyordum. Bizim birader girdi araya. Yani o araya girmese şu anda başka şeyler konuşuyorduk. Komiserim beni gözaltına alın ya. Ne olur. Bak ben öfkemi kontrol edecek kalibrede değilim. Ben tedavi falan da şey yaptım. Olmuyor işte. Ne yapalım? Evladım babasız büyümesin istiyorum. O yüzden beni ne olur gözaltına alın komiserim. Oğlum akıl hastanesi mi burası? Olur mu öyle şey? Olur olur. Ne olacak ki? Hem ben artık dışarıda birine zarar veririm. Dışarıda birine zarar verip gelmem daha mı iyi ya? Ben kendimi biliyorum. Ben artık durduğum yerde duramıyorum komiserim. Oğlum yürü git. Vallahi bak atar kırarım buna. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bunu atar kırarım. Kamu malına zarar vermekten mecbur alırsın beni içeri. Olmaz. Ya bacım evlenince salarsınız komiserim ne olur. Allah'ın adını verdim bak. Ben hayatımda hiç kimseye yalvarmadım. İstiyorsan diz çöküp önünde yalvarayım. Ne olur alın beni ya. Ya vallahi yeminle içime doğdu sanki ya. Şu dedim berbere bir gireyim. Saçımı sakalımı bir toplatayım. Abimi bir gördüm. Sinirden böyle gözünün beyazı dönmüş geriye ya. Bak kendi gırtlağımı sundum da elin adamının hayatını kurtardım yemin ederim. Babam böyle şey yapmaz. Amcam yapmaz. Ben de rüyamı anlatıyorum zaten. İyi rüyalarını hiç beğenmedim. Çok kötü rüyaydı. Allah'ım ya Rabbim ya Erkut. Vallahi baksana malum olmuş. Allah iyi korur ya. He korur da Mahalle-i Rıza'dan nasıl koruyacağız? Demir parmaklıklar. Hey, ayağını da çekete bağlayalım istesen Erkut. Ya Allah Allah. Abim komisere kendi gitmiş. Gitmiş demiş ki, ben demiş az daha dışarıda kalırsam benim evladım... Yetim kalacak. Hah, aynı böyle demiş işte, aynı. Komiser bunu nasıl kabul etmiş ya? Ya ne bileyim anneciğim, kabul etmiş işte yani. Hani bakmış yani abim ciddi, şimdi adam keseceğim diyor. Bu adamı dışarı salar mısın? Tutmuş o da yani. Yani komiser bana böyle anlattı, bilmiyorum artık. Oh. Vallahi şuram sızlıyor ama yani ne yapacaksın? Şimdi tutmazsan daha kötü olacak her şey. Ah benim kuzum başka çare bulamadı demek ki. Ulan şu Ayşe ile Kerem evlense de rahatlasak hepimiz ya. Çok kötü bir rüyaymış. Ne rüyası kızım? Gerçekleri konuşuyorum. Ya ne kadar kalacak ki orada? Siniri ne zaman geçer? Bu iş bir çözülsün. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Hı. Belki pembe yalan, beyaz yalan falan söylerim ama böyle yalanlar söylemeyeceğim ya. İnsanların hayatını etkileyen, onları üzebilecek. Merak etme. Öyle ya da böyle çözmenin bir yolunu bulacağız tamam mı? Sakin ol. Yengem arıyor. Efendim yenge? Yengem değilim ben. Buse'yim. Hiç sevmediğim Buse'yim. Halacığım? Halacığım niye öyle diyorsun? Ben seni sevmez olur muyum? Bak
Üzüyorsun ama beni. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben sanki üzülmüyor muyum? Sen hepimizi üzüyorsun. Ben niye sizi üzeyim halacığım? Bilmeden bir şey mi yaptım? Ben seni hiç bile bile üzer miyim? Yanına geleyim mi? İster misin ha? Gelme. Eğer Kerim eniştemi seviyorsan onun yanına git. Eğer onu da sevmiyorsan benim yanıma da gelme. Gelme. Halacığım bir tanem ben... Bak ben Kerem enişteni, Kerem abini çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Onun yanına gideceğim tamam mı? Hiç merak etme. Hem Kerem enişten de gelecek. Boşuna üzüyorsun kendini. Çabuk ol o zaman. Babam sizi evlenmiyorsunuz diye arkanızdan koşanları dövmemek için kendini hapise attırdı. Nasıl? Bak halacığım, bak sakın korkma tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Şimdi ilk iş Kerem enişten yanına gidiyorum tamam mı? Bak sakın korkma. Ayrıca hepimiz seni çok seviyoruz. Of. Ne olmuş ya Buse'ye? Resmen kızla bizim aramızda kala kala psikolojisi bozuldu. Yeter artık ya. Ben gidip Kerem'le konuşacağım. Konuş. Ulan hepsi güzel be. Kerem. Hop. Ne oldu? Çabuk geldiler, buradalar. Kimler geldi? Ne oldu? Ya Amerikalılar işte genel merkezden gelmişler. Acil toplantı istiyorlar. Aa, niye böyle apar topar gelmişler? Neden haber vermemişler? Toplantıya bir gidelim de sen bizzat sorarsın nedenini. Yani hiç gözüm tutmadı hallerini. Tamam canım, geldilerse geldiler. Toplantı istiyorlarsa toplanırız. Ne bu lüzumsuz panik? Yani yok yani ben öyle onları panik görünce endişelendim. Yani yoksa ne olacak? Yaparız bir toplantı. Tamam sen git hazırlan, ben de geleceğim şimdi. O zaman ben gidiyorum onları toplantı salonuna alıyorum. Sen de hemen ama bak hemen. Tamam halledeceğim. Kerem. Kerem, bak beni dinle. Sana çok acil, çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Ne oldu, miden mi bulanıyor? Neyin var, gergin misin? Anlatsana. Evet, hepsi. Hepsini yaşıyorum. Her şeyi yaşıyorum ama bu düşündüğün sebepten dolayı değil. Hatta tam tersi bir durumdan Kerem. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Çok Efendim. Ceyda söyledi zaten. Geliyorum hemen. Ayşe gerçekten özür dilerim. Bunu sonra konuşalım mı? Amerika'dan şirket temsilcileri gelmiş. Bir anda acil toplantı istiyorlar ve bu acil toplantıların sonu hayır alemet olmuyor. Kerem ne oldu? Niye? Bir sorun mu var? Birkaç tahminim var ama neyse halledeceğiz bakalım. Senden bir ricam olacak. Sen de benimle gelir misin? Gelirim. Tabii ki gelirim. Peki her ne diyecek olursam olayım beni onaylar mısın? Destek olur musun bana? Niye itiraz edeyim ki zaten? İşle ilgili değil mi sonuçta? Evet, evet. Ama heyecanlanma bak. Neyse belki de bir şey yoktur. Ben abartıyorumdur. Bu tarz durumlarda işte insanın aklına gelen başına da neyse ne yapalım. Öyle bir şey olursa başa gelen çekilir diyeceğiz. Kerem hiçbir şey merak etme. Ben sana nasıl destek olmam gerekiyorsa öyle olacağım tamam mı? Teşekkür ederim. Nereye kadar bu pembe rüyalar?